Masa çay Zeynel abi zift gibi ya. Günaydın. Günaydın. Ya Asiye, ne olur Aybike ile seni barıştırmaya çalıştım diye bana küsmüş olma. Yok, küsmedim. Ama bir kere daha denersen küsebilirim. Yok, yok. Bir daha asla yani. Sen bana başta söyleseydin söylerdim sana boşuna uğraşma diye. Ya ne bileyim, ben de sen belli edersin diye sana söylemeyeyim dedim. Tamam, ben senin niyetini anlıyorum ama biz Aybike ile hiç oralarda değiliz yani bu aralar. Hani birbirimizi göreceğiz de bir anda affedeceğiz falan, öyle olmaz. Çünkü Aybike'nin benden özür dilemesi gereken konular var artık. Aybike'ye sorsan senin ondan özür dilemen gerek. Kötüymüş. Öyle olması gerekiyormuş. Ne oldu? Bir yüzün düştü. Ya, bir sıkıntım var da nasıl çözeceğimi düşünüyorum. Ne oldu? Teyzemle eniştem Londra'dan geldi. Beni ve erkek arkadaşımı yemeğe çağırıyorlar. Nasıl? Mert, seni ve beni yemeğe çağırıyorlar işte yani. Ya kızım, beni nereden tanıyorlar? Hadi onu geçtim. Ne alaka yani? Benim ne işim var orada? Ya ben aradığında böyle ara sıra senden bahsediyordum yani. Ama ben de gelir gelmez seni merak edeceklerini düşünmedim. Ne yapacağız yani? Ne yapacağız? Gideceksin işte yemeğe. Böyle bir daveti geri çevirmek ayıp olur yani. Hem zaten sadece yemek yiyeceksiniz. Evet. Ya sadece küçük bir yemek. Yani zaten kaldıkları otele davet ettiler. Yemeğimizi yer gideriz. Ya bugün üçüncü mesaj ama. İyi tamam, madem o kadar ısrar ediyorlar. Gidelim bakalım. Ya Asiye, sen gerçekten harikasın ya. Ya yemeğe ben gidiyorum. Niye ona teşekkür ediyor? Ay sen kıskandın mı? Dur. Oy sen kıskandın mı? Benim canım sevgilim ya. Gel gidelim. Hiç gelecek bir şey yok. Yok. Ay. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.